Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda çarşamba gecesi itibariyle efendim karşınızdayız. Günlerden bir Fed akşamı daha Amerikan Merkez Bankası Fed'in tutanakları açıklandı bu akşam itibariyle ve Fed üyelerinin çoğunluğu, bir kez daha tekrarlıyorum, Fed üyelerinin çoğunluğu Aralık ayında faiz artışına açık oldukları mesajını verdiler. Piyasa bundan nasıl etkilendi? Bunu konuşacağız. Aralık'ta gerçekten faiz artırılacak mı? Onu ele alacağız. Yeni kabine için geri sayım. Belki de bu akşam ya da yarın belli olması bekleniyordu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programı nedeniyle yeni kabinenin açıklanması bir miktar daha sarkmış gibi görünüyor. Ama bugün özellikle ajanslardan geçen Sayın Babacan'a ilişkin ekonomi bakanı, daha doğrusu ekonomiden sorumlu bakan değil de Dışişleri Bakanı olabilir haberi bir miktar sanki bizim piyasada fiyatlandı. Eğer olmazsa Babacan kimler olabilir, nasıl fiyatlar, onu da konuşacağız. Borsa İstanbul'daki satışın nedeni o muydu acaba diye ele alacağız. Dolar TL cephesi ise sakin, 2.86 seviyelerinde bekliyor. Aynı zamanda efendim Suriye kara operasyonu düşünmüyoruz açıklaması, AK Parti'den Ömer Çelik'in açıklaması az önce haber başlıklarımıza verdik. O da önemliydi diyelim ve altında düşüş hareketi var. Euro dolar paritesi aşağı geliyor. Dolar endeksi 100'e doğru çıkmak üzere. 99.7 idi biz programa girerken. Dolardaki yükselme devam ediyor en azından yurt dışında. Birazdan tüm bunları iki değerli isimle efendim ele almak üzere sizlerle buluşacağız. Doktor İsmet Demirkol Ankara'dan değil bu kez İstanbul'dan stüdyomuzda konuğumuz olacak ve TEB Yatırım BNP Paribas stratejisti Işık Ökte de yine az sonra küresel piyasalarda stüdyo konuğum olacak. Sohbete geçmeden önce bakalım Amerikan borsaları son bir saate nasıl girmiş efendim ekranlara rica edelim, ardından yavaş yavaş sohbetimize geçeceğiz. FED tutanakları açıklandıktan sonra Amerikan borsalarındaki hareketi sizlere aktarıyoruz. Borsalar yukarıda, endeksler primli. 17.680 seviyesi, %1.09 oranında yukarıda efendim. Dow Jones 190 puan birden primli. S&P 500 2075 seviyesinde %1.2 oranında yukarıda. Ve Nasdaq'ta da yine %1.5'a yakın bir yukarı hareket var. 5056 seviyesiyle ki FED tutanaklarından aralık ihtimali daha da güçlendiren bir sonuç çıkmasına rağmen. Bakalım gün içerisi grafiğe. Dow Jones 17.680 seviyesinde şu an. Tutanaklar geldikten sonra endeks biraz daha yukarıya gitmiş ama hem aralık diyorlar ama bir de kademeli olacağız diyorlar. O vurguyu da yapmadan geçmeyelim. Yani aralık ayında faiz artışı olsa bile kademeli olacak vurgusunu FED üyeleri yapmış durumda. Euro dolar paritesi ekranlarınıza geldi. Euro dolarda 7 ayın en düşük seviyeleri görülmüştü. Şu an 1.0647 bir miktar yukarı yönlü tepki vermeye çalışıyor. 1.06'nın aşağısından ziyade dolar TL neredeyse 2.86'nın altına gelecek. Şu an 2.8624 seviyesinde. Euro TL 3.0482, altın 1069, yani en ne diyelim güçsüz, en yüzüne bakılmayan enstrüman bugün altın gibi yine 1060-1070 seviyesinde şu an en azından altın. Amerika ham petrolü 40.8 dolardan işlem görmekte. Efendim hemen Melike Ayan'a dönelim. Hemen yanı başımda Melike, sana daha yakın hissediyorum kendimi. Bilmiyorum bizim çıkışımızı Melike görebiliyor mu? Görebiliyor musun Melike bizim yayın çıkışını? Evet evet, şimdi görüyorum. Evet bak, her zaman göremiyorum ama şu anda görüyorum. Yeni bir ekran var zannedersem. Evet. Yan yanayız. Yan yanayız. Ne kadar yakınım sana. Seni yakalayacağım. Melike, şunu merak ediyorum. Bizim olduğumuz kadar, yani bu kadar yakın olduğumuz kadar Amerika faiz artışına bu kadar yakın mı diye hemen bir laf cambazıyla sözü sana bırakayım, hadi. Ne güzel bir benzetme oldu öyle Barış ya, sen süpersin, gerçekten hoşuma gitti. Senle ben inan çok daha yakınız. Şimdi diyeceksin ki niye öyle diyorsun, %66'ya çıkardı traderlar, yatırımcılar aralıktaki faiz artışını. Bak FED tutanakları geldi saat 2'de, bir saat önce ne diyorlar? Aralıktaki faiz artışına yakınız diyorlar. Altını çiziyorlar, vurguluyorlar. Evet Barış, hatta birçok FED başkanı da bugün konuştu. Hepsi aynı şeyi söylemiş 27-28 Ekim FED toplantısında ama ne zamanki yüzlerine canlı canlı soruluyor, o zaman bir sonraki toplantıda faizi artıracak mısınız? Ah, mırın kırın hiçbir ses çıkmıyor. Yani buna bir evet veya hayır desenize yok. Öyle bir şey yok. Ne diyorlar? Ekonomi şu anda kaldıracak durumda. Ekonomik gidişat, ekonomik veriler bunu gösteriyor. İyi de
enflasyon hedefleri olan %2'lik yıllık enflasyon hedefine kısa vadede yaklaşacağız diyorlar. Barış, son 3 senedir yaklaşamadılar. Şimdi nasıl yaklaşacaklar diye sorarım sana, yani kendime de. Onlar bir yana, şu an itibariyle baktığımda 2006'dan beri hiç değiştirmeden tutulan faiz oranları gerçekten bir sonraki 15-16 Aralık'ta artırılabilirmiş. Bunu söylüyorlar ve biliyorsun finansal global hisse senedi piyasalarının, finansal global piyasalardaki bu endişeler özellikle hani bir önceki, yani burada lisanın değişmesi önemli. Onların çıkarılması, biraz daha iyiye gitmesi, hani o endişelerden bahsediyorlardı global piyasalar. Onu biraz hemen çıkarmışlar. Bir yandan ona var, bir yandan da hatırlarsan 4 Kasım'da kongrede konuşan Yellen'la Dudley, New York Fed Başkanı Dudley canlı canlı ihtimal dedi. Yani bu gerçekten elle tutulur bir ihtimal dedi Aralık'taki Fed faiz artışı için. Bugün de birçok Fed yetkilisi konuştu. Aralarında yeni başkanlardan Dallas Fed Başkanı Rob Kaplan vardı. Diyor ki faiz oranı sıfırdan uzaklaşmamız lazım. Biz buna hazırız. Öyle olmalı. Bir. İki, yalnızca iki eski Goldman Sachs'le. Bu arada şunun altını çizmemiz lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Bak, dikkat ediyorsan hep Wall Street yöneticileri, liderleri yine Fed'e, Fed'in başına atanmaya. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari, burada benim çok yakın arkadaşımın eşi, yeni düğünleri oldu. Neil Kashkari Minneapolis'e atıldı. Kendisi Pimco'daydı. Hani ünlü Pimco. Neil Melike Kashkari, sorsana ona. İnanamadım Minneapolis'e atanınca. Melike, efendim? Ya sorsana bir telefon, eşine sor ama. Kendisi yanıt vermeyebilir. Ne konuşuyorlar evde? Alacağız. Yani evde faiz artıracağım diyor muymuş bu başkan? Eşine sorayım, bak bu çok iyi bir tabii eşine. Çok doğru. Eşine muhabbeti sakın bırakma. Bütün faiz kararlarını biz buradan Türkiye'ye duyururuz yani. Sıkıntı yok bizim için. Neden olmasın? İçeriden artık adamımız da var değil mi? Evet. Christine Wang benim arkadaşımın eşi, şu anda Neil Kashkari. Daha dün çıktı hatta resmi basın bülteni de atıldı Minneapolis'e diye. Böyle bir tren var. Wall Street'tekiler şimdi Fed'in başına getiriliyor. Yani iyice Wall Street'e odaklanmış bir yönetim, bir Fed görüyoruz. Goldman Sachs'li Rob Kaplan'dan o geldi de aklıma paylaşayım dedim. Onun için Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart'la konuştu. Bu sene oy hakkı olan bir Fed yetkilisi, biliyorsun faizleri yukarı çıkaralım, zamanı geldi geçti. Loretta Mester 2016'da oy hakkı olacak, şimdi yok yani. Ekonomi faiz artışını kaldırır diyor. Gücü yeter diyor. Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lecker, bunlar bugün üst üste sözleşmiş, anlaşmışlar gibi. O da CNBC'ye röportaj yaptı ve diyor ki faiz artışını destekliyorum. Ay bu da çok ilginç. Hatırlar mısın Jeffrey'i? Jeffrey Lecker'ı son iki toplantıda ne demişti? Hayır demişti faizler artışını. Yani o değil mi o? Neyse. Evet. Şimdi de ben kesinlikle destekliyorum, artırılması lazım diyor. 15-16 Aralık'taki FOMC çok ilginç olacak. Ya onu dört gözle bekliyorum. Vereceğiz inşallah biz de. Her biri aynen ağız birliği yapıyor. İlk defa böyle görüyorum. Gökhan dedi ki bunlar Fed'in binasının üstünde, terasında galiba çay kahve içip anlaşıyorlar. Cüneyt demişti pardon bunu. Ben de ona aynen katılıyorum ki gerçekmiş de aynı zamanda. Şimdi baktığımızda hisse senedi piyasaları nasıl tepki gösterdi? Ay, hiçbir tepki göstermedi. Yeşildeler, tutunuyorlar. Tahviller biraz düştü. Doların vaziyetini görüyoruz. Euro düşüyor, dolar hala güçlü konumda. Emtialarda bir zayıflık var. Çinko'nun evet. 2009'un altına en çok o düştü. Çin'den dolayı, Çin'in büyüme endişesi. Emtialarda talep de böyle baskı yapıyor. Bir de biliyorsun Paris maalesef terör saldırıları yüzünden riskli varlıkları, hı hı, yatırım şu sıralarda biraz daha azalmış durumda. Yine de ona rağmen yeşillerde tutunuyor borsa. Ama o da maalesef yakından izleniyor buradan diyorum. Sözü tekrar sana veriyorum. Melike, ben de bu ne enerji diyorum sana. Maşallah hep böyle tempolu, her zamanki gibi bize aktardın Amerikan piyasalarının son durumunu. Bir saat sonra yeniden Melike Ayın'ı bekliyoruz karşımıza. Döndük stüdyomuza. İki değerli konuk efendim bu akşam küresel piyasalarda bizler olacak. Doktor İsmet Demirkol Ankara'dan değil İstanbul'dan bu kez. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ve Işık Ök'te. Işık hoş geldin. Sağ olun. İzleyicilerimiz efendim hoş geldiler. Bu kısa maç aralarından sonra maçlar bitti artık. Biz normal yayın akışımıza inşallah hafta içi her akşam 10'da olduğu gibi yine sizlerle olacağız.
adreslerimiz ekranlarda. @bloomberg.et Twitter adresimiz, oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir de küresel piyasalar @bloomberg.com diye bir e-mail adresimiz var. O da ekranlarda. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Işık Gök'te önce isterseniz bu akşam konuğumuz buyurun, İsmet Demirkol hocamıza başlayalım. Ne diyorsun? Yani artık FED tutanaklarından da ortaya çıkıyor ki FED üyelerinin çoğunluğu, zaten bugün konuşanların da neredeyse hepsi Aralık ayında faiz. Yani piyasa artık Aralık'ta faiz artışı olacağını bilmesi lazım. Çok doğru. Diye düşünüyorum, ne dersin? Zaten seninle yaptığımız sohbetlerde ben bunu hep dile getirdim. FED geç kalmıştı. Eylül ayında faiz arttırma yapması gerekiyordu. Bunun bugün sıkıntısını küresel piyasalar ne yazık ki çekecek. 15-16 Aralık'ta faiz arttırma sürecine geçmeden önce çok kısa bakarsak küresel borç 200 trilyon dolara çıkmış bugün tüm dünyada, ki buradaki gayri safi yurt içi aslında 60 trilyon dolar olarak düşünürsek küresel rezervler 12 trilyon dolar. Dolayısıyla gelirlerin bile zaten borcu karşılamadığı bir ortamda faiz artışını ertelemek çok büyük bir fay attığında kırılmaya da devam ediyor. Küresel borç 200 trilyon dolar. Aynen öyle. Dünyanın gayri safi yurt içi hastası 60 trilyon. 60 trilyon. Şimdi böyle bir durumda küresel rezervin 12 trilyon olduğu rakamda siz hala faiz arttırını ötelerseniz zaten agresif faiz arttırını 2016'da çok net yapacak. Fakat burada bence ufak bir nüans farkı var. 2015'teki faiz arttırım 25 bas puan bence gidecek. Ki bence en büyük sıkıntı 2015 aralığa odaklandık. 2016 daha büyük bir sıkıntı yaratacak. Çünkü şu anki konjonktürde FED gerçekten çok kuvvetli giriyor. İmalat sanayi 0.4 geldi. Tarım dışı istihdam 271 bin. Dolayısıyla Kasım'daki 181 binlik bir tarım dışı istihdam bile faiz artışını daha net, hızlı bir şekilde arttıracağı gibi 2016'da Mart ve Haziran, Ekim'de yıl sonuna kadar 1.25 kadar bir faiz arttırımı bence küresel ekonomide üçüncü bir dalgayı, krizde özellikle Çin ve Avrupa'yı da etkisini alacak daha büyük bir sıkıntıları beraberinde getirebilir. Olumsuz bir senaryo olabilir diyor Doktor İsmet Demirkol. Dönüyorum Işık Ökte, Işık Ökte. Yani şöyle konuşuluyordu hocam. Yani FED faizi Aralık'ta artıracak. Tamam, 25 bas puan. Zaten piyasada biliyor, fiyatlıyor. Zaten birçoğu fiyatlandı Aralık'ta faiz artışı, ama daha sonra bekleyecek. 2016 zaten Amerika'da seçim var. Seçim döneminde zaten fazla belki hiç faiz artışı gelmez. Dolayısıyla FED faiz artış belirsizliği ortadan kalktığı anda piyasalar rahatlar. 2016'da rahat geçer deniyordu. Ama hocam diyor ki ya 2016'da bu faiz artışları devam edebilir. Işık. Edecek zaten. Yani böyle bir o lafı sevmiyorum. Böyle piyasalarda çok güllük gülistanlık bir ortam. FED faiz artışlarından sonra olacak. Var ama öyle bir yok mu? Hayır, fiyatlamasını kesebilecek bazı unsurlar var. Mesela bu unsurların başında bence bir, dünya ticaret hacimleri 2009'dan beri en kötü çeyreklerini yaşıyorlar. İki, dünyada gerçekten gelişmekte olan ülkeler, bugün Çin Başkanı Jinping'in de konuşmasından anladığımız, artık böyle hani dünyada Amerika liderliğinde bir büyüme hikayesi. Şimdi Amerika liderliğinde büyüme hikayesi Amerika büyüme hikayesine döndü. Şimdi 99.7 olmuş bir dolar endeksi var. Evet. Son 12,5 senenin en yüksek seviyesinde dolar endeksi. Bu Fed'i rahatsız ediyor mu? Ben rahatsız ediyor zannediyordum, etmiyormuş. Onu anladık yani. Doların bu kadar güçlüseydi Fed'i rahatsız etmiyormuş. Şimdi Fed'i rahatsız etmeyen bir dolar endeksi 99.7'den eğer birkaç tane daha şahin görünümlü konuşma devam ederse 102, son 13 senenin yani dolar endeksinin aşağı doğru, 80'lerin aşağısına doğru kırıldığı yerleri görebiliriz. Şimdi evet. Bu Türkiye gibi ülkeler açısından, ben her zaman söylüyorum, Türkiye gibi ülkeler açısından bu rahatsız edici bir gelişme değildir. Doların değer kazanması... Nasıl? Ancak şu şekilde rahatsız edici bir gelişme doların olur. Doların değer kazanması bizi rahatsız etmeyebilir. Etmez. Etmez. Tek başına etmez. İkinci şekilde şu şekilde. Küresel faizler de dolar endeksiyle beraber yükselmeye başlarlarsa işte Türkiye gibi herhangi bir açık, bu cari açık olabilir, bütçe, herhangi bir açık veren ülkeler için felaket senaryosu dolar endeksinin yükseldiği anda küresel faiz ortamının da yükseldiği bir dünyadır. Bu dünyayı kim yaratabilir? Bu dünyayı iki tane ülke yaratabilir. Üç. Mesela Avrupa bunu yaratabilir mi? Yaratamaz. Japonya, hayır, iki tane ülke, Çin
ve Amerika Birleşik Devletleri'ne fokus olmaya devam edeceğiz. Yani biz buraya geleceğiz. 2016'da yine Çin büyüme eğrisinden bahsedeceğiz. Acaba %6'nın aşağısına kırılır mı diyeceğiz. Ama şu anda biz anlıyoruz ki %5'e düşmüş işsizlik oranı, tüketici harcamaları Sayın Yellen'in deyişiyle inanılmaz güçlü, çok güçlü açıklaması yaptı. Evet, son Fed kararında öyle açıklanmıştı. Şimdi bunları bu arada enflasyon geldi bu hafta 0.2 çekirdek %1.9'a çıktı Amerika'da. Evet. Yani olmayan enflasyon ya tamam, olur mu canım istihdam çok iyi ama enflasyon yok. Denilen çekirdek enflasyon 1.9 Amerika'da. Bundan sonra da ne göreceğiz? Maaş enflasyonu. Bunlar yani bu artık Fed'in en güvercin üyesi bile faizleri arttırma zamanı geldi açıklaması yapıyorsa demek ki orada bunu izleyecek bir de maaş enflasyonu. Şimdi bu parametrelerde ben baktığımda 2016'da Türkiye gibi ülkeler açısından korkulması gereken şey doların yukarı çıkması değildir. Ha, doların yukarı çıkması biz burada ne anlatıyoruz? Dolar TL'de aşağı hareketleri alım fırsatı olarak yatırımcı olarak değerlendirelim. Dolar endeksinin yukarı hareketi beni korkutmuyor. Dolar endeksinin küresel faizlerle beraber yukarı çıkması o başka bir şey. Yani hem faizler hem dolar güç ikisi bir arada yukarı gidiyorsa Türkiye çok için kötü. Çok kötü. Çok kötü. Diyor. Dolar endeksini yönetmenimizden rica edeyim. Terminal efendim ekranlara getirelim. Son 5 yıllık dolar endeksi grafiğini ben burada ekranlara getirdim. Bir önceki zirvesi yani neredeyse 100'ün üzeri değil mi bu dönemde görülmüş. Çok ufak kısa bir dönem test edilmiş. Yine aşağı gelmiş. Şu an 99.6'dayız dolar endeksinde. Yeniden bu zirvenin üzerine doğru gidiyor. Bu son 5 yıllık efendim grafik bir kez daha tekrarlıyorum. Dolar endeksi 100'de adeta flört ediyor, dans ediyor. Yakın bir zamanda belki 100'ün üzerine dolar endeksinin çıktığını görebiliriz. 102 dolar endeksi Barış 102 olduğunda euro dolar paritesi 1'in altına geçiyor. Yani, 102 olduğunda. Evet, 102 olduğunda yani 0.98'li seviyelerden konuşuyoruz. Hani böyle burada çok panik yapanlar var. Aa euro işte tabii ki Türkiye'nin makro dengesi için euro doların 1'i aşağı kırması kötüdür. İyi değildir. İyi değildir. Reel sektör için çok kötüdür hatta. İhracat, euro geliri. Değil mi? İthalat dolar. Tabii. İthalat dolar. Aynen, sıkıntı. Sıkıntı. Çift taraflı sıkıntı yaratacak. Evet. Euro doların aşağı gelmesi Türkiye için iyi değildir deniyor. Kesin. Hocam devam edeceğiz. Bir anketimiz var izleyicilerimize. Buradan biz de aktarmış olalım. Akşam saatlerine yine yayınladık. Küresel piyasalarda bundan sonra Bloomberg HT'nin Twitter adresinden efendim sizlere bir anket sunuyoruz. O günün öne çıkan gelişmesi neyse kısa vadede piyasalar üzerinde hangisi daha etkili olacak diye sorduk. Programın sonunda yanıtları sizlere aktaracağız. Kısa vadede piyasalar üzerinde hangisi etkisi olur? Yorumcularımızın da yine bu konudaki söyleyeceklerini alacağız. Birincisi ekonomi yönetimi, ikinci şıkkımız Fed kararı. Hangisi Türk piyasaları üzerine kısa vadede daha etkili olur? Siz de Bloomberg HT'nin Twitter adresine girin. Oradan hangi noktayı siz öngörüyorsanız oyunuzu verin. Oy sonucunu biz de milli iradenin tecellisi olarak, değil mi? Piyasa iradesi olarak, piyasa katılımcılarının iradesi olarak programın sonunda sizlere aktaracağız. Fed kararları mı yoksa içeride beklenen ekonomi yönetimi hangisi diyeceğiz. Bu arada birçok izleyicimiz onlardan bir tanesi Turgut Aydoğan Bey. Hamza Hamzoğlu'nun gitmesi sürpriz mi diyor. Fed faiz artıracakken Amerikan borsalarının çıkması da garip değil mi diye böyle bağlamış. Vallahi ben çok şaşırdım. Galatasaray'da Hamza Hamzoğlu dönemi sona ermiş. Gerçekten anlayamadım. Şaka mı dedim nedir dedim bilmiyorum. Yani Fed faizi artırmasa bu kadar sürpriz olur bana. Ben bekleyen tarafta olduğum için Fed'in faiz artışını hemen piyasadaki beklentiyi de şöyle aktarmış olalım. %66 şu an Bloomberg terminlerinde efendim Fed'in faiz artış ihtimalinin fiyatlanması. Bu ihtimal giderek yukarıya doğru gidiyor. Bir ara %70'lere kadar yaklaşmıştık sanırım. Şu an %66 yani Aralık ayında Aralık toplantısında Fed'in faiz artış ihtimali %66 ile terminalde gözüküyor. Peki hocam yani Fed faizi artırsın ne olacak? Ya burada ön bir ne olacak yani? Bu fiyatlanmadı mı daha? Yani çıkıp Fed Aralık'ta faiz artırdı diye dolar TL'de biz ne bileyim yeniden 3'ün üzerini mi göreceğiz? Fed faizi artırdı diye Borsa İstanbul düşüşe mi geçecek? Fed faizi artırdı diye faizlerimiz daha da mı yüksek? Zaten bu fiyatlanmadı mı? Şimdi burada bence en büyük sıkıntı şu ki 7 Haziran seçimlerinden sonra bir hükümet kurulabilseydi
Evet. Biz bugün belki 2.40'ları konuşabilirdik. Ama 2.40'ları tabii ki. Ama 7 Haziran'dan sonra Kasım'a uzaması riski ne yazık ki fiyatladı dolar tarafında. Şimdi şu anki konjonktürde 15-16'yı konuşuyoruz. Ben burada ışığa katılıyorum. Dolar endeksinden ziyade beni korkutan dolar TL. Çünkü şu anki konjonktürde girdi maliyetleri ithalatta %70, dolar ihracatta %60. Yani yerli üretim %40. Ve şu anki paritenin geriye doğru gitmesi, ihracatımız euro olduğu için değer kaybediyor. Dolar da girdi maliyetler arttığı için dış ticaret açımında sıkıntı yaratıyor. Ve önümüzdeki süreçte ne yazık ki şu anki konjonktürde Türkiye petroldeki gerilemeyi cari açıkta olumsuz olarak yansıtacak. Paritenin gerilemesinden dolayı. Dolayısıyla benim beklentim şu, 15-16'daki faiz arttırma süreci şüphesiz bence dolarda bir yukarı doğru hareket tetikleyecektir. Sermaye girişinin olmadığı bir ortamda siz zaten dolar TL'de 2.70'leri, 2.60'leri görmeniz mümkün değil. Şu anki konjonktürde hükümet kurulsa bile 4 Aralık'ta Moody's'in bir yatırım artırabilir kararı ile ilgili. Bir izleyicimiz sormuş, Moody's'den yani olumsuz bir şey beklenmiyor, bekliyor musun? Ben beklemiyorum fakat şu anki konjonktürde en büyük sıkıntı şu, kısa vadeli borcunuz 200 milyar dolar ve FED faiz arttırıyor. Ve 2016'da daha büyük bir artışa geçecek. Benim en büyük endişem bu. Özellikle ya bundan niye korkuyoruz hocam? Yani artırsın canım, ne olacak yani? Ya FED faizi artırsın, bizi niye etkilesin? Bugünkü model olarak Türkiye tüketime dayalı büyümeye devam ettiği sürece biz dolar TL'nin artmasından korkmalıyız. Ama eğer kafaları üretime dayalı büyüme, ihracat, yüksek teknoloji ihracat, inovasyon modeline devam ettirirsek dolar TL'nin artmasından, euronun artmasından kimse korkmamalı. Ama şu anki konjonktürde gelen para kaçacağı için çünkü ve gözüküyor bizim ne yazık ki gördüğümüz. Ben açıkçası yıl sonunda 3'ü görsem bile Merkez Bankası faiz arttırsa bile Merkez Bankası bizim. İlk bakışta bak 2.85'i görse bile önümüzdeki süreçte belki faiz arttırım süreci bile dolar TL'yi eğer sermaye girişleri artmaya devam etmezse Türkiye'de çıkışa neden olacak. Ve ortalama dolar TL'yi ben 2016'da 3.30 olarak bekliyorum. Negatif algı şudur, sermaye girişi olmaması durumunda ki benim beklentim ne yazık ki şu anki sermaye girişleri pek Türkiye'ye negatif olarak yansıyacak gibi gözüküyor. Işık Ökte, 2016 artık zaten şurada 1,5 ayımız kaldı neredeyse. Ben şimdi yani bu olumsuz, daha doğrusu hani hocamız uyarıyor, böyle bir senaryo karşımıza çıkabilir diyor. Sermaye girişleri gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye'ye azalabilir Fed'in faiz artış sürecinde ve bu kuru yukarı itebilir. Faizler konusunda zaten daha yukarı gidebiliriz. Sıkıntı olabilir diyor. Evet. Ama yine yani yine bu, değil de bu senaryo bilmiyorum. Yani. Piyasa sıkıntı, sanki daha olumlu bir şeye fiyatlıyor. Hocamızın çok güzel anlattığı sıkıntı Türkiye spesifik bir sıkıntı değildir. Evet. Gelişmekte olan ülke sıkıntısıdır. Hepsini. Bu sıkıntı hocamızın anlattığı benim de kafamda para trade eden herkesin genelde para trade etmekteki önemli unsur şudur. Siz bazı şeylere olasılıklar verirsiniz. Evet. Mesela dersiniz ki %20 olasılıkla ben burada hocamın anlattığı senaryoya inanıyorsam minimum 3.25-3.30'da kalmaz. Bana göre bu senaryoda 3.50'lere doğru yukarı gider. Bunu fiyatlamak olumsuz senaryoda. Olumsuz senaryoda. Ben mesela %20 fiyatlarım bunu. Ama bunun madalyonun bir de öteki tarafına bakalım. Şimdi öteki tarafı da şu. FED faiz arttırımları eğer küresel bazda 10 yıllık ABD tahvil faizinde şu anda 2.28'de gördüğümüz gösterge faiz 3'lere, 3.25'lere, hatta bazı kurumların bizi gerçekten korkutan bazı senaryolarla 4.50'lere kadar 2017 sonunda çıkardığı rakamlara gidecekse o zaman ancak bu senaryo gerçekleşir. O zaman demektir ki burada, ama burada Türkiye'de değil, buna Malezya'da, Endonezya'da, Brezilya'da spesifik gelişmekte olan ülke sorunu olarak biz burada bir mini olmayan gerçek bir yem kriziyle karşı karşıya izlemektir. Bu fiyatlama olacak demektir. Burada Türkiye spesifik ya biz işte hani ihracatımız şu ithalatımız şu filan diye kendi kendimizi kandıracağımız şeyler değil. Biz doluya tutulduk, bir yere sığınmamız lazım. O sığınacak yerde neresi olacaktır? Yine dolar. Çünkü dolardan başka artık biz anladık ki dünyada sığınacak yer yok. Ben bu senaryo hocamın anlattığı senaryoya Türkiye krizi değil gelişmekte olan ülke krizi olarak bakarım. Peki devam ya, bu seviyeden hala dolar alınır mı diye tabi soran izleyicilerimiz var, konuşacağız kur konusunda. Borsa İstanbul'daki bugünkü satışı efendim soruyor izleyicilerimiz. Evet. Hamza Hamzoğlu'nun Galatasaray'ın hissesi yani ayrılmasının Galatasaray hissesine etkisini bilmiyorum yani. Yani nereden bileyim? Bilmiyorum o, yani Işık Ökte takip ediyor musun Galatasaray'ı ya da spor hisselerini?
Ya onlar ya, yani çok daha takip ediyorum ama ben Galatasaray hissesiyle Sayın Hamzoğlu'nun oradan ayrılmasının nasıl bir etki yapacağını, hani şu var. Piyasalar her zaman geleceği fiyatlayan mekanizmalardır. Evet. Hamza Hamzoğlu gitti, yerine kim gelecek? Şimdi yerine bir Galatasaray kulisleri vardır. O kulisler içinde bazı isimler söylenir. O isimleri beğenen olur, gel gider alır. Yani anladın mı? Hamza Hamzoğlu'nun gitmesinden daha çok oraya kim gelecek önemli. Bence ben çok kendi adıma efendim yanlış buluyorum bu kararı. Daha doğrusu üzüldüm. Dördüncü yıldızı takan ve şampiyon olan bir teknik direktörün ayrılması beni üzdü. Aranın ardından devam. Işık Efeksin. Küresel piyasalar devam edecek. Nasıl buldunuz yeni şubemizi? Ziraat Girişimci Şube. Sadece sizin gibi girişimcilere özel. Türkiye'nin en eski yeni bankası Ziraat'te çok şey değişti. Uzman kadrosuyla KOBİ'lerimize özel girişimci ve girişimci dinamik şubelerimiz açıldı. Ama 151 yıldır bizi biz yapan değerler hep aynı kaldı. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Fasulyeler tarladan, sucuklar torkudan. Domatesler bahçeden, sucuklar torkudan. Güvenle ikram edebilmeniz için bundan sonra sucuklar torkudan. Afiyet olsun. Akıllı telefon Teknosa Mobil'in interneti bol tarifeleriyle alınır. 13 megapiksel kamera çözünürlüğüyle Samsung Galaxy J5 akıllı telefon 849 lira yerine hattını Teknosa Mobil'e taşıyanlara 499 lira. 18-19 Kasım tarihlerinde Teknosa'ya gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Teknosa, herkes için teknoloji. Habertürk'ten TEOG Sınav Rehberi. TEOG sınavlarında bu yıl değişiklik var mı? En çok hangi konulardan soru çıkıyor? Sınava giren öğrenciler nelere dikkat etmeli? Hangi dersten kaç soru sorulacak? Yabancı özel liseye gitmek isteyenler için hangi sınavlar önemli? Pervin Kaplan'ın yazı dizisini okumadan sınavlara girmeyin. TEOG Sınav Rehberi Cuma günü Habertürk'te başlıyor. Işık FX farkıyla paranızın 100 katına kadar 5 gün 24 saat döviz, altın ve gümüş işlemleri yapabilir, petrol alıp satabilirsiniz. Her seviyeye özel ücretsiz eğitim paketleri, 6 gün 24 saat size özel müşteri temsilcisi, ödüllü yatırım ortağınız Işık FX'te. Işık FX, ışık hızıyla Forex. Çalışma hayatının yeni değişkenleri Bloomberg TT'de. Türkiye'de emek piyasasının yapısı değişiyor mu? Asgari ücrete yeni yılla birlikte zam geliyor. Seçim sonrasında beklenen diğer değişiklikler ve iş hayatına yansımaları yarın gün boyunca Bloomberg TT'de. We'll be right back.
Işık FX'in sunduğu küresel piyasalar devam ediyor. Amerikan liderliğinde küresel büyüme teorisi sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüme hikayesine döndü, dedi Işık Ökte. Küresel borç 200 trilyon dolar, dünyanın yıllık geliri 60 trilyon dolar, rezervlerse 12 trilyon dolar. FED faiz artırmakta geç bile kaldı, dedi Doktor İsmet Demirkol. Efendim yine ilk bölümde sohbetimiz devam edecek. Az önce bir soru vardı ya, işte Hamza Hamzoğlu Galatasaray hissesine etkisi ne olur? Bir izleyicimiz de demiş ki Hamza Hamzoğlu'nun istifası Beşiktaş hissesini nasıl etkiler? Yani yok artık, yani daha neler diye sormak istiyorum. Bence olumlu etkileyebilir, yani Hamza Hamzoğlu başarılı olacağı için diye naçizane düşünüyorum. Ayrılması Beşiktaş'a olumlu etkiler. Zaten Beşiktaş'ta değil mi? Çok iyi. Hocam siz hangi takımınız? Fenerbahçe'siniz. Sizin de bizim sıkıntılı teknik direktör olayı. Aynen. Pereira. Işık Ökte Fenerbahçe'sin değil mi? Tabii abi. Memnun musun Pereira'dan? Gitmesi daha iyi olur. Gitsin diyorsun. Evet. Peki efendim, bu arada Işık Ökte bir dinleyicimizin yine e-mail'den gelen mesajlarından bir, Beste Akbul hanımefendi Işık Ökte'ye kazak çok yakışıyor diyor. Evet, bu siyah kazakla çıkıyorum programda. Abi yeni bu trend yarattı. Yeni bir trend abi. Siyah kazaklı Işık Ökte. Ekonomi yönetimi efendim çok soruluyor, onu konuşacağız. Kimler gelecek, nasıl fiyatlanacak? Zaten bizim de Twitter sorumuz buna ilişkin. Bloomberg HT'nin Twitter adresine girin. Ekonomi yönetimi mi kısa vadede piyasayı daha fazla etkiler, yoksa Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararı mı daha çok etkiler diye sorduk. Twitter Bloomberg HT'nin adresinde oy kullanın. Anket sonuçlarını programın sonunda açıklayacağız. ALB'ye hemen dönüyoruz. ALB Forex'e Onur Altın bizi bekliyor. Onur, iyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk Barış, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İstersen FED tutanakları sonrası dolar TL'ye bakalım. Hala 2.86'lardayız. Aralık ayına işaret etmeleri ama kademeli olacak faiz artışı demelerine rağmen bakıyoruz. Herhangi bir yukarı yönlü hareket yok. Nasıl yorumlarsın kur cephesini? Kur tarafına baktığımızda gözler dediğiniz gibi FED toplantı tutanaklarındaydı ve FED toplantı tutanaklarından herhangi bir sonuç çıkmadı. 28 Ekim akşamı FED yetkilileri ne diyorsa, FED nasıl bir açıklama yaptıysa hemen hemen benzer bir açıklamaların aynısını gördük. Yani üyelerin çoğunluğu Aralık ayında faiz artırımını işaret ediyorlar ve ekonomide kademeli bir toparlanmanın geldiğini belirtiyorlar. Toplantı tutanaklarına baktığımızda ekstrem bir gelişme olmadığı için paritede de çok fazla volatil hareketler görülmedi. Yurt içine baktığımızda tahvil tarafında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bu da dolar TL'de daha sert aşağı yönlü salınımlarını engelliyor. Bugüne baktığımızda bugün 2 yıllık gösterge tahvil fiyatımızın 10.41'lere yükselmesi, yani çift hanelerde devam ediyor olması yurt içinde TL tarafında hareketleri sınırlayan bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Yine sizin de az önce bahsettiğiniz gibi ekonomi yönetiminin geleceği konusunda belirsizlik hakim. Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminin içinde olup olmayacağı tartışmaları yurt içinde risk algısını bir miktar arttırmış gözüküyor. Ama TL tarafında satış baskısı devam ediyor. Seçimlerden sonra doların küresel bazdaki yukarı yönlü hareketleri sınırlandı 2.89'larda ve tekrardan aşağı yönlü hareketler ön plana çıkmaya başladı. Bu noktada bugüne baktığımızda ve haftanın genel değerlendirmesine baktığımızda 2.87.50'nin üzerindeki hareketler bizi 2.89'a taşıyacakken aşağıda 2.85-80'in altına inersek şayet daha sert bir satış baskısı gelebilir ve ilk etapta 2.84-20 ve 2.81-20'ye kadar geri çekilmeler mümkün olabilir Barış. Biraz daha satıcılı gibi gözüküyor dolar TL bu bağlamda. Peki Onur Altın, çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık değerlendirmeler için efendim. Döndük yeniden stüdyomuza. Doktor İsmet Demirkol ve Işık Ökte ile sohbetimize. Bu arada dolar TL 2.86'nın altını zorluyor şu an için. Bu günlük grafik efendim, ekranlara getirdiğimiz 2.86.09. FED tutanaklarından sonra kurun bu saatlerde daha da aşağı geldiğini görüyoruz. Muhtemelen belki de birkaç dakika içerisinde dolar TL 2.86'nın da altını görecek. 2.85'li seviyeler
test edilecek önümüzdeki dakikalar içerisinde diyelim. Yeniden dönelim sevgili hocamıza. Hocam şimdi Sayın Ali Babacan olacak mı olmayacak mı? Bu tartışma zaten seçim sonrası başladı. Bunu evet. Gördük. Bugün Reuters'ın bir haberi vardı. Sayın Ali Babacan ki 10-12 yıldır ekonomi yönetimin dümeninde olan bir isimden söz ediyoruz. Kısa bir Dışişleri Bakanlığı dönemi haricinde. Reuters'ın haberi diyor ki Babacan Dışişleri Bakanlığı'na yakın. Yani ekonomi yönetimin başında olmayabilir. Bu nasıl fiyatlanır? Sayın Maliye Bakanı Şimşek belki ekonomi bakanı olabilir diyenler var. Başka bir Sayın Berat Albayrak ismi geçiyor. Belki bilmediğimiz başka bir isim gelecek. Ekonomi yönetimi gerçekten piyasa üzerinde ya da bizim işte o yapısal reformlar dediğimiz noktalar üzerinde çok belirleyici, çok önemli mi? Nasıl değerlendirirsiniz gelinen hem bu haberler hem bu süreci? Evet, teşekkür ederim. Şimdi burada aslında bence bana göre şöyle bir düşünmek lazım. Kurumların her zaman kişilere bağlı olmaması lazım. Sonuçta özerk yapıda yönetim sistem olarak eğer ki yapısal reformlar bizim önceliğimizse ki burada biz Ar-Ge yatırımları, inovasyon gibi yüksek teknoloji ihracatı bunlar son derece önemli bizim için kabul eder. Fakat Sayın Babacan, Sayın Şimşek gerçekten gerek yurt dışı gerek yurt dışında son derece güven verici bir kredibiliteye sahip değerli kişiler. Bunların olup olmamasından ziyade bence tabii ki olmaması bir risk yaratabilir küresel özellikle bizim iç piyasada. Fakat benim en büyük endişem şu ki Sayın Babacan bile olsa veya yönetimde olup olmaması da şu anki konjonktürde olması bile eğer yeni ekonomi yönetimi üretime dayalı büyüme modelini gerçekleştirmezse yani yapısal reformuna önem vermezse inovasyon, yüksek teknoloji ihracatı gibi mali politikaları, eğitim reformunu gerçekleştirmezse bence en büyük kriz ondan sonra ortaya çıkar. Dolayısıyla şu an Babacan'ın olmaması bence fiyatlanacaktır muhtemelen. Fakat en büyük risk Babacan olsa bile veya olmasa bile oradaki reformların gerçekleşmeyecek. Ama reformları yapacağız diyor hocam. Yani AK Parti yeni dönemde ekonomik reformları yapacak, birçok alanda reform yapacak, 100 günde yapacaklarımız var diyor Sayın Başbakan Davutoğlu. Yani bunu bir reform ya piyasada bunu bekliyor. Çok geçen doğru. Programda mı piyasa aç demiştik değil mi? Reform evet. Bekliyor aynen. Yani piyasa. Çünkü yapmak zorundayız. Çünkü zamanımız daraldı. Fakat öyle bir konjonktüre giriyoruz ki Fed'in faiz arttırma sürecine girdiği bir ortamda belki Draghi parasal genişlemeyi devam ettirip belki faiz indirimi sürecine gidecek. Dolayısıyla Avrupa'nın gerilediği bir ortamda biraz önce Işık'ın belirttiği gibi paritenin gerilemesi bizim ihracatımızı olumsuz etkileyecek. Sermaye girişinin olmadığı bir ortamda veya kıt olduğu bir ortamda yapısal reformları yapmanız 2006'daki 2007'deki finans krizindeki kadar kolay olmayabilir. Benim beklentim o. Yani sermaye girişinin olduğu ortamda yapısal reformları keşke yapabilseydik 2007 yıllarda. Bugün Türkiye belki kişi başı gelirde 20 bin dolar seviyelerini konuşabilirdi. Ama 2016'da Sayın Başbakan'a katılıyorum. Umarım olur ve 100 gün bile çok geç 50 günde olsun. Fakat şu anki konjonktürde sermaye çıkışının olduğu bir ortamda o reformları yapacak bence parasal rücü bulamayacağız korkusu var bence. Ha, böyle tam yani süreç biraz sıkıntılı diyorsun. Aynen. Yapısal reform tamam elbette yapılır ama biraz daha zor yapılacak bir dönemden geçiyoruz diyor. Işık Ök'te şu bir izleyicimizin mesajı tabii. Var. Onu okuyayım istersen öyle devam edin. Barış Bey diyor bir yıldır siz ve konuklarınızın kötü senaryoları nedeniyle gaz, şeker, yağ, çay stoğu yapmaya başlayacağım yakın zamanda demiş izleyicimiz. Yani genelde bu savaş döneminde olur ya bu kadar da gerek yok yani kötü senaryoda işte gaz, yağ, işte şeker falan stoğu yapmaya gerek evet. Yok. Tabii işin esprisinden bahsetmiş izleyicimiz ama ne diyorsun Işık Ök'te yani evet. Olumsuz senaryo yoksa olumlu sen. Bu, 2016 daha iyi geçecek yorumları var genelde ama. Evet dolar TL'nin bu izleyicimiz bize çok net bir şekilde 2.20'lerden 3.07'ye gittiğini anlatıyor 2015 senesi içinde. Bu hareket... Yani 2015'te aslında kötü senaryolar gerçekleşti diyorsun. Gerçekleşti. Evet, şimdi, yani boşuna anlatmamışız. Evet, yani boşuna bazı şeyleri burada anlatmamışız. Evet. Çünkü hani cebimize giren paraya bakarsak zaten o senaryoların Brezilya'dan sonra en kötülerinin bizde gerçekleştiğini de hani burada unutmamak lazım. Evet. Şimdi bunu bizim değiştirmemiz lazım. Yani bunu artık Sayın Davutoğlu'nun çok güzel dediği gibi biraz bizim şu anda ilk önce yargı reformu dedi. Hı. Ondan sonra sosyoekonomik reformlar. Yani bir şekilde bizim dünyaya bu reformları iyi anlatabilmemiz, Türkiye'den sermaye çıkışı olmadan bir şekilde bunları başarabilmemiz lazım. Evet. Yine ilk başa dönüyorum.
benim için önemli olan, benim için dolar endeksi neredeymiş, işte şeyin Avrupa ekonomisinin tüketici güven endeksleri ZU neredeymiş filan önemli değil. Benim için iki tane gösterge önemli. Küresel faizler nerede? Küresel faizler 2.30'da kaldı mı Türkiye yaşar. Hem de güzel yaşar. Hiç yaşarız diyor. Yaşarız. Yaşayalım ya. ABD 10 yıllık tabi faizi 2.30'da, 2 yıllık tabi faizi 0.87'de kaldıkça Türkiye gibi ülkelerde likidite sorunu olmaz. Sermaye kaçışı olmaz. Evet. Fakat şimdi dönüyorum. Bu yapısal reformlarda bizim bakacağımız parametreler, aslında biz bu reformların nerelerde geleceğini biliyoruz. Fakat benim kişisel olarak bilmediğim, ben Türkiye'nin büyüme eğrisinin artık inşaat sektörüne bağlı olup olmayacağı kavramına bakacağım. Çünkü Türkiye'nin büyüme eğrisi, ki bizim %5'lik kafamızda bir şey var, %4-5. O %4-5 neden %2-3'e düştü? Şimdi burada ben ekonomist değilim, ben büyüme eğrisinin piyasalar üzerine yaptığı etkiyi inceleyen insanım. Evet. Fakat bana tekrar gelip bu büyüme eğrisinin istihdam üretim fonksiyonları olmadan belirli bir sektöre, dünya işte ne güzel bak, ABD tahvil faizleri 2.30, Avrupa Merkez Bankası 60 milyar eurodan 70'e çıkaracak, oradan karşıdan kuroda, oradan karşıdan kuroda babadan bir şey daha gelecek filan gibi hikayeler anlatılırsa ben onu yemem. Yani yemem derken biraz argoyla, o olmaz. Başka şeylere girmesi lazım Türkiye'nin. O peki, büyüme eğrisini tekrar %4-5'in, yani hem de Sayın Bahçeli'nin çok güzel söylediği gibi sürdürülebilir büyüme modelinde buraya peki çıkartabilmemiz ve bunu anlatacak. Bunu nerede anlatacak? Bunu çıkıp Ankara'da bir otel konferans salonunda değil, bunu Singapur, Dubai, Londra, New York, dünyanın finans merkezleridir bu dört yer. Bu dört yerde anlatacak peki insanlara ihtiyacımız var. Çok doğru. Devam edeceğiz. Bir Mehmet Ali Ersar'ı dinleyelim efendim. AK Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Ekonomi yönetimi diyoruz yani, biz de sorumuza sorduk. Ekonomi yönetimi FED mi? Ona ilişkin bir değerlendirmesi var. İzleyelim, ardından biz burada üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Süredir basında tartışılıyor. Biz de farklı haberler okuyoruz. Son dönemde işte bir reform kabinesi, mini kabine, kabine içinde kabine falan gibi, ekonominin direkt başbakana bağlı olması gibi alternatifler çokça tartışılıyor. Geçmiş dönemden isimlerin olup olmayacağı tartışılıyor. Yani açıkçası önemli mi piyasa için? Mutlaka önemli. Çok mu belirleyici olacak? O kadar olacağını tahmin etmiyorum. Yani birazcık da programa, reforma, uygulamalara bakmak gerekecek. Sonuçta piyasa bir kredi mutlaka açacaktır diye düşünüyorum önümüzdeki hükümete. Piyasanın görmekten mutlu olacağı isimler olduğu belli. Ama bunun dediğim gibi fiyatlamalardaki etkisinin ne kadar olacağını tartışmak lazım. Çok öyle hani sınırlı kalabileceğini düşünüyorum açıkçası. Mehmet Ali Bey sınırlı olacaktır diyor Işık Ök'te etkisinin. Şunu merak ediyorum. Ya bugün Borsa İstanbul'daki düşüşü bakıyorum, yorum neye bağlandı? İşte Reuters'ın abi Sayın Babacan Dışişleri Bakanı olabilir. Ekonomi takımının içerisinde olmayacak. Reuters'dan önce, özür dilerim Barış, sözünü kestim. Reuters'dan önce lokal yatırımcıların anlık izlediği bir web sitesinde aynı haber. Peki. Başka bir türlü yayınlanmıştı. Satışı o başlattı, yani lokal yatırımcılar evet başlattı Borsa İstanbul'da. Tabii şimdi satışın lokal... Akşam bir de Bloomberg terminlerinde de aynı haberi. Sonra saat 5 gibi Bloomberg terminlerinde. Şimdi bize baktığımız zaman zaten Borsa İstanbul'umuz daha çok lokal yatırımcıların günlük %70-80 işlem hacmini lokal yatırımcıların geçirdiği bir... Ama sen gidip dolar TL dolar TL paritesinde lokal yatırımcı etkili olamaz bir yere kadar. Oradan kim asıl bu işlemleri geçirir? Londra'da CME deskleri dediğimiz uluslararası büyük bankaların deskleridir. Orada şunu piyasa soracağım, yapıcısı. Ne? Borsa İstanbul'daki satışın nedeni bugün Babacan kabine ekonomi takımı içinde olmayacak satışın. Olmayacak satışın. Ne? Evet. Çok ne? Evet. Peki o zaman şunu merak ediyorum. İçerideki yerel yatırımcılar Borsa İstanbul tarafını, Sayın Babacan ekonomi takımı içinde yoksa biz satışa döndük,
Yabancılar o zaman Sayın Babacan olmazsa onları etkilemiyor. Kur cephesi çünkü 2.86'nın altını zorluyor. Tabii. Bunu nasıl anlayacağız? İşte ben... Yani arada bir fark, bir şey var yani, ne derler? Bir mantık hatası yok mu? Hayır, mantık hatası değil. Fiyatla bir yerde fiyatlama hatası var. Bence BİST'te var. Ya BİST bugün 200 günlük ortalamasının aşağısında kapanış yaptı. Normalde her türlü benim gibi piyasalara teknik gözle de bakan her insan 200 günlük ortalamanın aşağısında kapanışı, ilk kapanışın sat sinyali olduğunu görür. Ama ben sat sinyali değil, bunu alış fırsatı olarak nitelendiriyorum. Neden? Eğer Sayın Babacan da gerçekten ekonomi yönetiminin dışında kalacaksa, başka isimler oraya monte edilip hani onların bir alışma bu geçiş süreci, evet, dediğimiz yapısal reform sürecinde şimdi bunu fiyatlasaydı dolar TL 2.86 olur muydu? Evet. Olmazdı. Demek ki bir yerde fiyatlama hatası var. Bence o BİST tarafındaki satışlar bugün agresif geldi. %0.4 yukarıdaydı piyasa. %0.9'a kadar aşağı satıldı ve en düşük seviyelerde kapadık. Benim için 200 günlük ortalama aşağı kapanışı sat sinyali değildir. Değildir. Al sinyalidir, evet, diyoruz. Peki yeniden hocamıza bir Borsa İstanbul bir kez alacağız ama Euro dolar da işte konuşuyoruz hep vesaire. Evet. 7 ayın dibinde Euro değer kaybediyor. Dolar endeks işte 100'ü zorluyor, onu görüyoruz. Bir anda bu hocam altın cephesine de olumsuz yansıyor. 1070'lere takılıp kalıp bir altın, takılıp kalmış bir altından, evet, söz ediyoruz. Altın yine çok merak edilen, izleyicilerimizin hep sorduğu sorulardan bir tanesi. Niye altın? Yani altın cephesi de mi hala Fed'i fiyatlamadı? Yoksa Fed faiz artışı yaptıktan sonra altında biz birden yukarı yönlü hareket mi göreceğiz? Niye bu kadar olumsuz bir altına yönelmeyiş var? Nasıl anlatacağız? Burada bence sıkıntı şu. Yine Fed kaynaklı tabii ki. Hala algıyı çok güzel yönettiği için Yalın ve oradaki Fed komite üyeleri. Faiz artırımı olduktan sonra bence altında yukarı doğru hareketleri hafif de olsa göreceğiz. Çünkü altın İç Merkez Bankası'nın fiyatlayamayacağı bir emtia. Dolayısıyla şu anki konjonktürde Fed'in tabii ki faiz arttırımı son derece önemli. Fakat bu bir yerden sonra dengeyi bulacağından dolayı altın tekrar hatırlarsan 2 yıl önce 1900'leri görmüştü. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Avrupa'nın krize gireceği bir ortam. Keza Çin 2016'da bence daha büyük bir krize girecek. Bunları belki konuşacağız. Çin 2016'da krize girecek diyorsun. Çok doğru, çünkü faiz arttırımı süreci olduğu bir süreçte bugün toplam 3 trilyon dolar dünyadaki özel sektörün borcu, sadece 2 trilyon dolara Çinli şirketlere ait. Fed'in faiz arttırma sürecine girdiği bir ortamda Çinli şirketler bunu finanse edemezse çok büyük bir tsunami gelebilir. Zaten benim de o yüzden Fed'in geç kalmasından korkum buydu. Ama altın cephesine bakarsak faiz arttırma geçtiği gün altın az da olsa fiyatlamaya başlayacaktır. Hı hı. Fakat Avrupa'da kriz devam ettiği sürece, Çin'de kriz devam ettiği sürece altın eninde sonunda belki 1-2 yıl sonra 1800-2000 bandına doğru hareketi tetikleyebilir. Ama burada yine en büyük sıkıntı Fed'in hala bu kararı verip vermemesi. Vermedikçe altında hala bir sıkıntılı süreç devam edecek. Ama muhtemelen Aralık'tan sonra hafif de olsa 2016'da yukarı doğru hareket görebiliriz gibi gözüküyor. Mehmet Ceylan Bey, Teletext yayını düşünüyor musunuz demiş. Birkaç soru vardı gele. Hala Teletext konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Teletext konusunda efendim yayın yönetmeni Cüneyt Başaran sözü verdi, yani o konuda hazırlıklarımız devam ediyor. Mehmet Bey'in de sorusunu yanıtlamış olalım. Yakın zamanda inşallah Teletext yayınları da Bloomberg HT'de izleyebileceksiniz. Öyle bir alışkanlık da var yani Işık Ök'te, değil mi? İşte fiyatlarına Teletext'ten bakalım. Ben hatırlarım, TRT'den bakardık, 520-24 oralardaydı. evet abi, internet bu kadar yoktu eskiden. Aynen, biliyorsun. Evet. Değil mi hocam? Kesinlikle yani. Teletext'ten. Nostalji oldu şimdi. Teletext mi kaldı yönetmenim, diyor mu? İşte izleyiciler istiyor. Çok da mesaj geliyor bununla ilgili. Teletext'ten hiç baktın mı işte fiyatlarına Işık Ök'te? Abi ben kariyerime... Teletext'te başladım falan. Yok, ben kariyerime, ben finans kariyerime New York'ta başladım. Orada Teletext yok mu? Teletext oldu. Her zaman Bloomberg vardı. Michael Bloomberg'in kurduğu, evet, bu güzel ekranlar o zaman bu kadar sofistike değildi. Ama şey vardı yani, gerçekten biz 97 senesinde New York borsasında, yani Florida çalışırken haberlerin gelmesi o kadar geç süreçte olurdu ki, yani böyle hani radyo filan ben hatırlıyorum. Yani bizim bildiğimiz radyo taşıyanlar vardı haberler için. Allah. Evet, finans haberleri için radyo taşıyanlar vardı sene 97. Peki bu arada anketimize bir bakalım. Bloomberg HT'nin Twitter adresinde efendim anketimiz devam ediyor. Sonuç bakalım nasıl olacak? Kısa vadede
piyasalar üzerinde hangisi daha etkili olacak diye soruyoruz. Ekonomi yönetimi ilk şıkkımız, ikincisi FED kararları. Özellikle FED kararlarının şu an önde gittiğini görüyorum. Kısa vadede piyasalar üzerinde hangisi daha etkili olacak diye soruyoruz. Ekonomi yönetimi mi, FED kararları mı? Işık Ök'te FED kararları mı? Kısa vadede ekonomi yönetimi. Kısa vadede ekonomi yönetimi diyorsun ama evet. Şimdi o şöyle anlatıyor. Sayın Babacan yoksa eşittir olumsuz fiyatlanır. Bugün Sayın Babacan yoktu diye Borsa İstanbul düştü. Ona da yanlış fiyatlama dedin. Nasıl fiyatlanacak bu? Yok. Yani olumsuz fiyatlamaysa Sayın Babacan olmaması, Borsa İstanbul'da bugün fiyatlandıysa ona da sen diyorsun ki yanlış fiyatladılar. Hayır, ben nasıl bir fiyatlama olacak? Ben şu anlamda söylüyorum. Orada yerli yatırımcıdan daha çok BIST takasının %65'ini elinde tutan yabancı yatırımcının Sayın Babacan ya da Sayın Şimşek'in olmamasına karşı gösterebileceği tavrı şu anda ben ilk kademede negatif olarak yorumluyorum. Ama bu çok önemli bir negatif midir? Yani mesela önemli negatif nereden bileyim, bir Çin deval tipi negatif midir? Hayır, yani onun onda bir risk kadar etkili değildir. Yani ama bizim sorumuz özellikle sen ne dedin? Kısa vadede dedin. Kısa yani, vade. Kısa vadede Fed'in ben %66 ile Fed faiz artırımlarının Mayıs 2013'ten beri konuştuğumuz Fed faiz artırımlarının 25 bas puanla 16 Aralık akşamı Sayın Yellen tarafından açıklanacağını biliyorsan bu niye kısa vadede o kadar etkili olsun benim Türk lirası varlık fiyatlamasında? Hmm, evet. Ben yani böyle düşünüyorum. Ekonomi yönetimi ondan daha önemlidir. Ama dediğim gibi uzun vadede tabii ki Fed faiz artırımları her ay 25. O zaman herhalde 2.28'de kalmayacak ABD 10 yıllık tahvil faizi. Ama onu 2016'da konuşalım. Biz şu anda ekonomi yönetimi ne olacak? O yapısal reformları küresel yatırımcılara kim anlatacak? Onu konuşalım. Peki biraz dinleyicilerimize döneyim, izleyicilerimize. Teletex istememizin tek sebebi diyor ki Harris'i alt banttan geçmiyor. Onun için istiyoruz. demiş. Ya Mehmet Bey sanıyorum. Yok mu yani internet, ne bileyim internet erişimimiz. Yani internette de var. Teletex haberinden dolayı Kadir Girgin Bey de çok teşekkürler demiş. Ya gerçekten bu Teletex konusunda ciddi bir talep var izleyicimizden. Viyop'a ilişkin sorular var. Viyop'ta büyük oyuncuların long pozisyon artışını nasıl yorumluyorsunuz? Vatandaş short pozisyonda devam diyor. Çok kısa bir yanıt. Tabii. Orada Viyop pozisyonlarına çıplak olarak bakmamalarını, Türkiye'yi 51 dolardan 44 dolara Brent aşağı kırılırken Türkiye uzun başka bir ülke, mesela Güney Afrika kısa gibi pozisyonlar açıldığını, onun için Türkiye'yi öyle bakıp tek başına uzun pozisyon artıyor açıkta filan tipinde yorumları ben Viyop'ta yapılmaması gerektiğini inanıyorum. Peki kısa bir ara, aranın ardından anket sonucumuzu da vereceğiz, yorumlayacağız efendim. Az sonra karşınızdayız. Işık Efekt'in küresel piyasalar devam edecek. Hayata 1+0 başlıyoruz. Sonra 1+1 oluyoruz. Ama en güzel yıllarımız 2+1, 3+1, hatta 4+1 olduğumuz yıllar. Siz o yılları daha huzurlu yaşayın diye İstanbul'da 3+1 ve 4+1 daireler 7500 lira peşinat ve 0.79 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Türkiye'nin en iyi projesi seçilen İstanbul'da ev sahibi olun, yaşamaya baştan başlayın. Yumurtalar kümesten, sucuklar torkudan. Fasulyeler tarladan, sucuklar torkudan. Domatesler bahçeden, sucuklar torkudan. Güvenle ikram edebilmeniz için bundan sonra sucuklar torkudan. Afiyet olsun. Destek menkulle hem hayallerinizi büyütün hem de hediyeleri. 3 LED TV, 5 PlayStation, 5 MacBook, 6 iPhone 6, 10 Apple Watch, 55 iPad mini, 6 Samsung Note 5, 10 Beats kulaklık. Toplamda tam 100 hediye. Üstelik her 5 lot işleme bir çekiliş hakkı. Siz de daha çok işlem yapın, hediye kazanma şansınızı arttırın. Hanımlar müjde, Habertürk'ten Alize ile Örgü Keyfi devam ediyor.
el örgüsü olduğuna inanamayacağınız modeller. Şık ve gösterişli tasarım fikirleri. Tüm aileniz ve sizin için en şık sonbahar ve kış modelleri. Şemalı açıklamalarla yapması çok kolay. Pırıl pırıl baskılı tam 24 sayfa. Alize ile Örgü Keyfi'nin yeni sayısı bu cumartesi Habertürk'le birlikte bedava. Sihir yok. Göz yanılsaması yok. Görsel bir oyun yok. Çünkü yaptığımız her şeyde özen, disiplin ve her zaman daha iyisi için büyük bir azim var. Bunun dünya için ne anlam ifade ettiğine gelince, belki de sihir en doğru kelimedir. Üst düzey Bloomberg HTT. Arzu Maliki, iş ve ekonomi dünyasına yön veren isimleri üst düzeyde ağırlıyor. Şirketlerini yönetirken nasıl karar alıyorlar? Stratejilerini oluştururken nelere dikkat ediyorlar? Ekonomi gündemini nasıl yorumluyorlar? Üst düzeyin bu haftaki konuğu, WRI Ross Center Global Direktörü Ani Dasgupta. Ani Dasgupta, farklılık yaratan fikirlerini, sektördeki son gelişmeleri, planlarını ve yeni projelerini Arzu Maliki'ye anlatıyor. Üst düzey, yarın 12.30'da Bloomberg TV'de. Devam ediyor. Ekonomi yönetiminde en büyük risk inovasyon, yüksek teknoloji ihracatı, eğitim ve Ar-Ge temelli yapısal reformların gerçekleştirilmemesi olur dedi efendim. Doktor İsmet Demirkol isimlerden ziyade bunlar önemlidir dedi. Piyasanın da belki bakması gereken noktalar bunlar diyor hocamız. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 2.30 altında kaldıkça Türkiye gibi ülkelerden sermaye kaçışı olmaz dedi. Işık Ök'te ikinci bölümde sohbetimiz devam edecek. İki değerli konuğumuz stüdyomuzda. Bakalım Amerikan borsalarına nasıl bir kapanış var Amerika'da haftanın ortasında. Borsalarda yükseliş 247 puanlık yukarı hareket var. %1.4 yukarıda. S&P 500 %1.6 primli. 33 puan birden yukarıda. Nasdaq endeksi de %1.7 oranında yukarıya gidiyor ve Amerikan borsaları deyim yerinde ise ralliye belki başladı mı diye soracağız. Efendim dönüyoruz hemen Melike Ayan'a. Melike yine geldim yanına. Görebiliyor musun beni? Ay evet, tutacağım şimdi seni. Melike. Bu kadar yakın nasıl yaptınız? Çok hoşuma gidiyor yeni stüdyonuz. Evet, ya her şeyi yapabiliriz. Sarılabiliriz, elini tutabilirim buradan. Melike. Yakında ışınlanırsak da şaşırmayalım. Evet, her şey olabilir. Dikkatli olmak lazım o yüzden. Ben mesafeyi efendim koruyorum Melike ile ve soruyorum. Bugün niye bu kadar borsalar coştu? Ya FED tutanakları diyor ki Aralık'ta biz faizi artırabiliriz. Artırsa bile kademeli olabilir. Dolayısıyla biz bundan pek etkilenmeyiz mi dedi Amerikan borsaları. Sözü sana bırakalım. İşte o kademeli lafı var ya Barış. Yeşil demek. Kademeli
eşittir yeşil. Borsa öyle anladı. Yani Aralık'ta faizler artacak diye bir şey de hem var hem yok, onu diyorlar. Artırır mısınız? Evet. Peki bundan sonraki 16-17 Aralık'taki toplantınızda faizin artışı kesinleşecek mi? Bunu bekleyelim mi sizden? Susuyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Ekonomik gidişat, ekonomik iyileşme bize faizleri artırtır, artırma yolunda sinyaller gösteriyor diyorlar. Ama bu kademeli olacak. Kademeli lafı işte S&P 500'ü bir haftanın en üstüne, zirvesine getirdi. Dolar da güçlendi bu sinyallerle birlikte. 10 yıllık hazine zararlarını biraz daha sildi baktığımızda. Ben 2 yıllıkların da altını çizeceğim tabii ki bu arada. Ama 27-28 Ekim toplantısından herhangi bir sürpriz çıkmadı. Biz zaten bunu bekliyorduk, diyorduk ki daha fazla Şahin zaten olmaz. Olsa olsa bu kadar olur. Fakat hani negatif faiz oranlarını teklif etmişti ya Koçer Lekat'ı, hatırlarsan. Hatta kongrede de Yalın'a da sormuşlardı. Ben bunu önce bir analiz etmeli, çalışmalıyım diye cevap vermişti Yalın. Ona da çok parlak bakmıyorlar. Hani tahvil alımı biraz daha likidite enjekte edimi